Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf beceri temelli sorular 3. ünitenin 11. sorusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar 11. sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, 11. sorumuza dersimize başlayalım. İstanbul'da bulunan minyatür Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen bazı mimari eserlerin boyutları gerçek boyutlarının 25'te birine eşit olan minyatür modellerine yer verilmektedir. İstanbul'da, İstanbul'da bulunan Mavi Cami olarak bilinen Sultan Ahmet Cami'nin ana kubbe çapının gerçek uzunluğu 23,5 metre arkadaşlar. 23,5 metre olduğuna göre minyatürteki modelin çapı kaç santimetre olarak yapılmıştır diyor soruyor. Şimdi gençler metreyi öncelikle santimetreye çevirelim. 23,5 metre. Bakın 100 ile çarpacak olursam arkadaşlar bir tane virgül kaydırdım. 235. Bir de 0 eklerim. 2350 santimetredir. Şimdi 25'te birine eşitse arkadaşlar o halde ne yapmamız gerekir? 2350'yi 25'e bölerek minya arkadaşlar modelinin çapını bulmuş olurum. 23'ün içinde yok arkadaşlar. 235'te 9 kere dersem. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 2 18. 4 daha 22. Çıkardım. 0 indirdim 100. 100'ün içinde 25 arkadaşlar. 4 keredir. 4 kere 25 100. O halde 25'te 1'i 94 santimetre olur. Model diyoruz. Ve C şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. 12. soruya geçelim. Evet alan arkadaşlar dikdörtgenin alanı A çarp B. Yani kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Cemil Bey eni 4,5 metre. Boyu 7 metre olan dikdörtgen şeklindeki salonun zeminini laminant parke döşemek istemektedir. Bir paket laminant parke ile bir tam yüzde 84 metrekare alan kaplanabildiğine göre Cemil Bey'in en az kaç paket laminant parke ihtiyacı vardır diye soruyor. Gençler öncelikle salonun alanını bulmak istiyorum. Alan eşittir diyelim. 4 tam onda 5 ile 7'yi çarpmamız gerekir. Şöyle alt alta yazarak çarpıyorum. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 4. 28. 3 daha. 31. Bakın virgülden sonra bir tane virgül sayı ayırıyorum. 31,5 metrekare. Salonun alanı diyorum. Bir paketle arkadaşlar bir tam %84 metrekare alan kaplanabiliyorsa 31,5 metrekareyim. Bir tam %84'e bölmemiz gerekir. Şimdi virgülden sonra arkadaşlar bakın burada bir burada iki sayımız var. O halde daha rahat bölme işlemi yapabilmek için sayımızı yüzde genişletiyorum. 31 tam onda yüzde genişletirsem bir de sıfır ekledim. 3150 bölü 1,84'ü 184 olarak yazarız. O halde 3150'yi 184'ü bölmemiz gerekir. Yani işte 315'in içerisinde 184 bir keredir. 1 kere 184. Direkt yazıyorum 184. Çıkardım 1. 1'den çıkmaz. 11'den 8 çıktı 3. 2'den 1 çıktı 1. 131'in içerisinde yok. 0 indirdim. 1310 içerisinde. Şöyle 7 kere dersem arkadaşlar. 7 kere 4 28. Elde var 2. 7 kere 8 56. 2 daha 58. Elde var 5. 7 kere 1 7. 5 daha ne olur arkadaşlar? 12. Çıkarıyorum. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıkarsa 2. 0 kaldı. 10'dan 8 çıktı 2. 2'den 2 çıktı. 0 ve 0. 22. Gençler 1 0 ekledim. Virgül ekledim. 220'nin içerisinde bir keredir diyorum. Bakın şöyle 184 şeklinde. Gençler bu bölme işlemi böyle devam eder. 17 tam 10'da 1 arkadaşlar. 17 tam 10'da 1 paket gerekir ama şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada kesirli bir paket alamayacağıma göre en az 18 tane paket almam gerekir diyorum. Bir de biraz da arkadaşlar ne olacak? Artacak diyelim. Evet en az 18 pakete ihtiyacımız vardır diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler. 13. soruya geçiyorum. Duru eşit kolu terazi kullanarak özdeş metal levhaların kütlesini hesaplamak istiyor. Eşit kolu terazinin sağ kefesine kütlesi 6 kilogram olan bir ağırlık koyup sol kefeye 4 tane metal levha koyduğunda terazi görsel 1'deki durumda 5 tane levha koyduğunda ise terazi görsel 2'deki durumda dengeleniyor. Arkadaşlar bakın ağırlıkları görüyoruz. Birinci terazide 6 kilogramdan daha hafif olduğunu, ikinci kilogramdan 6 kilogramdan daha ağır geldiğini görüyorum. Buna göre bir tane metal levhanın kütlesi Kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi birinci görsele baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane. O halde bir tanesi bulabilmek için 6'yı 4'e bölerim. Şöyle sadeleştirecek olursak bakın 3 bölü 2. Bu da 1 tam 1 bölü 2'den 1,5 kilogramdır arkadaşlar. 1,5 kilogramdan ne oluyor arkadaşlar? O halde 1,5 kilogramdan daha az geldiğini görüyorum. Eğer 1,5 kilogram olsaydı dengede olacaktı arkadaşlar 1.5 kilogramdan daha az olduğunu görüyorum. O halde şöyle D şıkkını direkt eleyelim. Bakın 1.5'u da elerim arkadaşlar. Çünkü 1.5 kilogramdan daha az olduğunu gördük bir tanesinin. Şimdi görsel 2'ye baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 6'yı 5'e bölecek olursam. Şöyle 2 ile genişletelim. 12 bölü 10'dan 1 tam 10'da 2 kilogramdan da ağır arkadaşlar. Bak 1 tam 10'da 2 olsaydı eşit olurdu. O halde A şıkkı gider. 1 tam 10'da 2'den ağır olacak. 1 tam 10'da 5'ten az olacak diyoruz. Bakın 1 tam 10'da 4 bizim istediğimiz ağırlık olabilir diyelim. Evet devam edelim. 14. soruya geçtiğimiz zaman Orhan Bey az A enerji sınıfı buzdolabını elektrik tasarrufu yapmak için yenilemek istemektedir. Gerçekten Orhan Bey'in elinde A enerji sınıfına ait bir buzdolabı var. Aşağıdaki tabloda enerji sınıflarına göre bir buzdolabının 24 saatte ortalama kaç kilowatt elektrik tüketimi yapacağı verilmiştir. Bu tabloya göre Orhan Bey Buzdolabına A artı. Bakın tek artı arkadaşlar. Enerji sınıfındaki bir buzdolabı ile değiştirse günlük 30 kuruş tasarruf edebileceğini hesap ediyor. Orhan Bey'in yaptığı hesaplamaya göre buzdolabına A çift artı arkadaşlar. A 2 Enerji sınıfındaki bir buzdolabı ile değiştirirse günlük tasarrufu kaç kuruş olur diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle Orhan Bey'in elindeki buzdolabı A sınıfında. Ve bu 24 saatte 0 tam 10 9 yakıyor. A sınıfı 0 tam 10 da 9 elektrik tüketiyor. A artı alırsa 0 tam yüzde 75 elektrik tüketiyormuş. Aradaki farkı bulabilmek için çıkartırım gençler. Şöyle sıfırla tamamladım. 5, 1, 0 tam yüzde 15 kW elektrik. Arkadaşlar 30 kuruş tasarruf yapıyormuş. Şimdi sıfır tam yüzde 15-30 kuruşa denk geliyor. Şimdi A sınıfındaki buzdolabını A çift artı ile A sınıfı 0 tam 10'da A çift plus da değiştirecek olursa 0 tam yüzde %53 tasarruf yapar diyorum. Şöyle aradaki farkı bulacak olursak 0'dan çıkmaz. 10'dan 3 çıktı 7. 8'den 5 çıktı 3. Ve 0 tam. 0 tam yüzde %37 kW elektrik tasarrufu yapar diyoruz. Şimdi gençler bakın 0 tam %15'den 30'a giderken şöyle sanki 2 katıymış gibi 0'ı görmeden konuşacak olursak sanki 2 katıymış gibi düşünebilirsiniz. 15'te 2 çarparsam 30. O halde 0 tam %37'nin 0'ını görmeden konuşuyorum arkadaşlar. 2 ile çarpacak olursak 74 kuruş tasarruf yapar diyorum. Ve D şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Devam edelim gençler. 15 soruya geçelim. Evet arkadaşlar doruk bir A4 kağıdını aşağıdaki gibi aşağıdaki aşağıda görselde gibi görseldiği gibi ortadan ikiye katlıyor ve kesikli çizgiler çizgiyle gösterilen yerden kesiyor. Daha sonra kestiği küçük parçayı açıyor. Arkadaşlar açacağımız parça bu. Doruk'un kestiği bu parçanın çevresi kaç santimetredir diye sordu. arkadaşlar bakın noktalı yerlerden kestiğimiz zaman elde edeceğimiz şekil bu. Şimdi bakın burası 4 tam 10'da 3. Şimdi burası 4 tam 10'da 3. yükseklik değişmez 6 tam %25. Ben bunu arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi çevresini hesap edeceğim. O halde 4 tam 10'da 3 ile 4 tam 10'da 3 toplarsam 8 tam 10'da 6 olur. Çevreyi bulabilmek için kısa kenarla uzun kenarı toplar 2 çarparız diyoruz. O halde 6 tam %25 ile uzun kenarımız 8 tam 10'da 6'yı topluyorum. Şurada sıfır atamam 5, 8, 8, 6 daha 14. Bunu 2 ile çarpacağım gençler. Virgül yokmuş gibi çarpalım. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 8, 16. 1 daha 17. Elde var 1. 2 kere 4, 8. 1 daha 9. 2 kere 1, 2. Bakın virgülden sonra 2 tane sayımız var. O halde ayırdım. Gençler 29 tam %70. Bakın şöyle bir sıfır silecek olursam 29'dan da 7 santimetre olur. Çevre uzunluğu yani B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Devam edelim. 16. soruya geçelim. Her katın yüksekliği birbirine eşit olan inşaat halindeki bir binanın en üst kısmında bulunan işçi. Şekil 1'deki gibi vinçe bağlı olarak zeminde duran yükü 14 metre yukarı çektiğinde şekil 2'deki konuma gelmektedir. Buna göre işçinin durduğu yerin zeminin yüksekliği kaç metredir? Şimdi arkadaşlar katlara bakarsak bakın 1, 2, 3, 4 kat var. Şimdi 4 katı 14 metre ise o halde 1 katı bulabilmek için 14'ü 4'e böleriz. Şimdi 14'ü 4'e arkadaşlar normal bölme işlemi olarak yapalım. 14'ün içinde 4 3 kere'dir. 3 kere 4 12. 2'nin içinde yok. 1 0 eklediğim virgül. 20'nin içinde 5 kere. 5 kere 4 20. O halde 1 katı arkadaşlar 3,5 metre. Şimdi katlara baktığımız zaman 4 burada vardı. 5, 6, 7, 8, 9 kat var. O halde 3,5'la 9'u çarpıyorum. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 3 27. 4 daha 31. Bakın bir tane virgülden sonra sayımız var. 31,5 metre olur. Yükseklik diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 17. soruya geçiyoruz. Eğer ayak numaranızdan emin değilseniz aşağıdaki yöntemle ayak numaranızı öğrenebilirsiniz diye söylüyor arkadaşlar. Şimdi bilgimize bir inceleyelim. Boş bir kağıdı köşelerine katlı, bantlayarak yere sabitleyin. Ayağınızı üstüne koyduktan sonra hafifçe bastırarak bir kalem yardımıyla ayağınızın şeklini çizin. Baş parmağınızın ucundan topuğunuzun sonuna kadar olan kısım cetvel yardımıyla ile ölçün. Çıkan sonuç sizin ayak uzunluğunuzdur. Aşağıdaki tabloda ayak uzunluğunuz varsa karşısındaki numara yoksa tablodaki ayak uzunluğunuzdan büyük en küçük ayak uzunluğunun karşısındaki numara ayak numaranızdır. Arkadaşlar eğer ayak uzunluğumuz direkt varsa o numaradır. Eğer yoksa ayak uzunluğumuzdan büyük olan en küçük ayak uzunluğu karşısındaki numara ayak numaranızdır diye söylüyor. Yukarıdaki yöntemi öğrenen Serhan, ayak numarasını doğrulamak ister ancak cetvel bulamadığından kenar uzunluğu 0 tam 10'da 5 cm olan karelerden oluşan kareli bir kağıda ayağını çizerek görseli elde etmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre Serhan'ın ayak numarası kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın 5'ten başlıyor. 41'e kadar ölçüyor. O halde ben 41'den 5'i çıkaracak olursam arkadaşlar 36'dır. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın 5'ten başladığım için bir de çıkardıktan sonra burada kaç birim olduğunu görebilmek için bir eklemem gerekir. 37 birim fark vardır diyoruz. 37 birim fark arkadaşlar. Ne yapacağız? 0 tam 10'da 5 ile çarpacağız. Virgülü yokmuş gibi çarpalım. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 3 15 3 daha 18. Sıfırla çarparsam sıfır yapar toplarsak. Evet virgül bir tane ayırdım. 18,5 cm. Şimdi arkadaşlar tabloya baktığım zaman 18,5 cm. Bakın burada yok. 18,5 cm'den büyük olan 18 tam onda 7 var. Bunun karşısındaki numara ayak numarasıdır diyor. Yani 18 tam onda 7'nin karşısında 30 numara yazdığı için Serhan'ın ayak numarası 30'dur diyoruz ve D doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 18. soruya geçiyorum. Ufuk proje ödevi için kareli zemin üzerine eş dikdörtgenler yerleştirerek bir dijital saat tasarlamıştır. Ufuk'un ekrana yerleştirerek kırmızı renkli şerit ledler yanarak saatin kaç olduğunu görünecektir. Bu dijital saat Yukarıdaki gibi 8.30'u gösterdiğinde ekrana yerleştirilen şerit ledin yanan kısmının uzunluğu 45 santimetredir. Buna göre bu dijital saat 9.15'i gösterdiğinde yanan şerit ledin uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 8.30'u gösterdiğinde bakın kaç tanesi yanıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam arkadaşlar 5. Bir de burada var 6 pardon. Topladığım zaman 18 tanesinin yanını görüyorum. Şimdi 18 tanesi arkadaşlar 45 santimetre ise 45'i 18'e bölelim. Şöyle sadeleştirecek olursam 9'da sadeleştirelim. 45'i 9'a böldüm 5. 18'i 9'a böldüm 2. Gençler 5 bölü 2 de 2,5 santimetre demektir. Demek ki bir tanesi 2,5 santimetre. Peki 9-15'e baktığımız zaman 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Toplamda arkadaşlar 1-2-3-4-5 Toplamda 6-8-13 tane yanını görün. O halde 2 tam 10'da 5 ile 13 çarpacak olursam yanan şeritletin uzunluğunu bulmuş oluruz. Virgülü görmeden çarpma işlemini yapalım. 3 kere 5 15 elde var. 1 3 kere 2 6 1 daha 7. 1 ile çarparsam 25. 32 tam 10'da 5 olur diyoruz. Evet 32 tam 10'da 5 yani D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Devam edelim. 19'un soruya geçelim. Evet arkadaşlar 19'un soruya baktığımız zaman Ahmet 380 santimetre uzunluğundaki bir teli uzunlukları oranı 9 bölü 10 olacak şekilde iki parçaya bölmüştür. Arkadaşlar oranı eğer 9 bölü 10 ise bu 9 ve 10'un katıdır diye düşüneceğim yani 9k ve 10k gibi düşünelim. Bu parçaları katlayıp uçlarını birleştirerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir kare ve bir eşkenar üçgen elde etmiştir. Karenin bir kenar uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar o halde öncelikle teli iki parça ayıralım. Bakın 9 ve 10'un katı olacağına göre topladığım zaman 19'un bir katı olacak diyoruz. O halde 380'i 19'a bölüyorum arkadaşlar. Bir katın 20 olduğunu söylüyorum. Bir kat 20 santimetre. O halde 9 kat 9 çarpı 20'den 180 santimetre. 10 kat da gençler 10 çarpı 20'den 200 santimetredir. Şimdi arkadaşlar bir kare ve bir eşkenar üçgen elde edeceğim. Peki hangisi karenin hangisi eşkenar üçgenin? Buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar kare olduğu zaman 4 4'e bölünmesi gerekiyor üçgen olduğu zaman 3'e bölmesi gerekiyor. Şimdi 200 sayısını arkadaşlar üçgene verecek olursam 200 3'e tam bölünemez. O halde bunu 180'i üçgen olarak düşünüyorum. 180 santimetre çevresi. O halde bir kenarı 180 bölü 3'ten 60 santimetredir. Şöyle bir kenarına 60 santimetre olarak gördük. 200 santimetre kare ise çevresi. 200'ü 4'e bölüyorum bir kenara 50 santimetredir diyoruz. Şimdi benden arkadaşlar eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna oranı nedir dedi. Karenin eşkenar üçgene bölümü. Kareyi bak. Kare bölüm. Üçgen diye yazıyorum. Şimdi hangisini hangisini böleceğimiz önemli. Kare arkadaşlar 50 idi. Eşkenar üçgenin bir kenarı 60'tı. Şöyle birer sıfırı silersem. 5 bölü 6 olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Ve A şıkkına doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. 20. ve son soruya geçelim. Satranç ile arkadaşlar bilgiyi verdi. Eylül ile Zeynep satranç oynamaya başlar. Bir süre sonra Eylül 1 fil 3 piyonunu. Zeynep ise 1 fil 1 kale ve 6 piyonunu kaybediyor. Buna göre Zeynep'in kalan taşlarının sayısının Eylül'ün kalan taşlarının sayısına oranı kaçtır diyor. Gençler bakın burada 1 fil ve 3 piyon görüyorum. Demek ki yukarı taraf Eylül olacak. Alt tarafta gençler Zeynep. Şimdi kalan taşlara baktığım zaman direkt sayabilirim gençler. Veya şöyle yapabiliriz. Toplam arkadaşlar 16 taş vardı. 16'dan 4'ü çıkartırsam 12 taşı kalmıştır Zeynep Eylül'ün derim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 16'dan 8 çıkarıyorum. 8 tane de Zeynep'in taşı kalmıştır. Peki benden Zeynep'in taşlarının Eylül'ün taşlarının oranı dedi. Bakın Zeynep böyle Eylül. Kimi kime böleceğimiz gençler burada önemli. Zeynep'in arkadaşlar 8 taşı kaldı. Eylül'ün 12 taşı kaldı. Şöyle 4 ile sadeleştirecek olursam. 2 bölü 3 olur oran diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.